İsrailli futbolcu serbest bırakıldı. Canlı yayın noktamıza hemen uzanalım. O noktada geride bıraktığımız saat diliminde de Hakan Gürkan haber nöbetini tutuyordu. Hakan, kolaylıklar dileyelim. Geride bıraktığımız saat diliminde sen olayı özetlemiştin. Nedir bu sıcak gelişmenin ayrıntıları? Paylaş lütfen izleyicilerimizle. Evet, son dakika olarak söyleyebiliriz. İsrail asıllı futbolcu serbest bırakıldı. İfadesi alınmıştı. Sabahın ilk saatlerinde adliyeye getirilmişti. Ve o yaptığı, Türkiye toplumuna yaptığı hakaretten dolayı da adliye karşısında devletimize, hukukumuza ifade de bulundu. Ve bunu da tabii bilgileri bize ulaşacak ama şu an itibariyle serbest bırakıldığını ifade edebiliriz. Olay ne olmuştu? Antalyaspor Trabzonspor karşılaşmasında Trabzon ilk golden sonra sevincini tabii taraftarla paylaştıktan sonra 68. dakikada Zeçke'nin golüyle de Antalyaspor 1-1'lik beraberlikli kazandı ve Zeçke Türk basının da önüne doğru koşarak kendi elindeki bandanayı göstererek aslında bir yara bandı olduğunu biliyoruz. Silinmeyen bir kalemle de yazdığında İsrail'in yaptığı soykırımın 100. gününü ifade edecek bir şekilde yazdı ve Davut Yıldız'ını çizmişti. Aslında yaptığı bir kara propagandayı da Türk toplumuna yansıtmıştı. Bu dakikadan itibaren de tabii stat içerisinde soğuk duş etkisi yapmıştı. Ve akşam saatlerinde de biz canlı yayınlarımızda da bunu ifade etmiştik. Gözaltına alınmıştı. İlk önce Antalyaspor'dan açıklama geldi. Antalyaspor ilk etapta kadro dışı bırakıldığını ifade etmişti. Daha sonra ilerleyen saatlerde de başkanın da sosyal medya hesabından yaptığında da kendisinin sözleşmesinin feshedildiğini, Antalya'dan da gönderileceğini ifade edilmişti. O saatten sonra da tabii emniyet güçleri de kendisini alarak ifade için sabah saatlerini beklemişti. Biz Antalya Adliyesi'nin önünde tabii nöbetimizde devam ediyoruz. Derken son dakikayı da ifade edelim tekrar. İsrail asıllı futbolcu serbest bırakıldı. İfadesi alındı, serbest bırakıldı. Aslında yaptığı hakaret Türkiye'den birçok illerimizden de tepki görecektir ama gece saatlerinde Antalya'da eylemlerle karşı karşıya kaldı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar da eylemler devam etmişti. Sabahın ilk ışıklarında da yine eylemler Antalya'nın merkezinde ve adliye önünde de devam etmişti. Kendisinin serbest bırakılmasıyla beraber de Antalyaspor'dan tabii yazılı bir açıklama ve yine sosyal medyasından da açıklama bekleniyor. Vatandaşlar da tabii bu açıklama doğrultusunda kendisinin Antalya'dan, Türkiye'den deport edilmesini, yani artık bulunduğumuz il içinden ve Türkiye'den sınır dışı edilmesi gerektiğini ifade etti. Ve tabii halkın da bu nebze bekleyişi, biz de tabii bu konuda net bilgiyi öğrenerek A Haber ekranlarından tekrar sizlere bağlanarak ifade edeceğiz.